Selam herkese, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Konuyu çok uzatmadan hemen içine giriyorum. Bugün sizlere hayatımı nasıl yoluna koyduğumdan, istediğim hayatı nasıl yaşadığımdan, nasıl kendime çektiğimden bahsetmek istiyorum. Birkaç belgem de var bu arada, örneklerle anlatacağım bunu. Ama önce çok eskiye, benim küçüklüğüme gidelim istiyorum. Yaşım 8-9 falan olması lazım ve hatta okula bile gitmiyordum sanırım o zamanlar. Nasıl bir çocuktum? Ben çekingen, küçük, masum, tatlı bir çocuktum. Çok konuşmaz, sessiz, sakin bir çocuktum, usluydum. Ama annem bana şey sorardı hep, hani büyüyünce ne yapmak istiyorsun, neyin olsun istiyorsun dediğinde benim ağzımda hep iki tane kelime vardı. Üstü açık araba, o zamanlar kabriyoyu bilmiyorum. Üstü açık araba ve merdivenli ev. Dubleksi de bilmiyorum. Bu şekilde tabir ediyorum. Üstü açık araba ve merdivenli ev olarak. Ya o kadar çok istedim ki, bunu. Yani küçüklüğümden beridir ağzımdan düşmedi. Yani beni hatta annem çok severdi böyle. Hoşuna giderdi bunu söylemem. Böyle misafirliğe gittiğimizde falan şey derdi hani, neyin olacak senin büyüyünce falan yapardı. Ben de hep söylerdim, üstü açık arabam olacak, evin içinde merdiven olan evim olacak derdim. Ve ben aslında bunu bilmeden manifestlemiş oldum. Bunu nasıl yaptım derseniz, mesela sokağa çıkıyordum. Sünnet arabaları vardı bilirsiniz, üstü açık olan, böyle limuzin tarzında. Hatırlıyorum, küçücük bir çocuğum. Böyle gittim o arabanın yanına, bakıyorum içine. O kadar dehşete kapıldım ya, nasıl bir arabanın üstü olmaz? Bu nasıl bir şey? Ne kadar güzel bir şey diye böyle. Gerçekten o anımı hatırlıyorum. Böyle küçücük bir çocukken o kabrio arabaya duyduğum hayranlığı hatırlıyorum. Ve bence benim bunu bu kadar istemiş olmam büyüdüğümde evrenin bana bunu verdiği şeylerden birisi. Birazcık büyümeye başladım, ortaokula falan gidiyorum. Mini Cooper diye bir araba keşfettim. Allah Allah, böyle bebek arabası gibi, böyle çok güzel, tam bir kadın arabası. Bayılıyorum Mini Cooper'a. O zamanlarda benim annem sürekli araba alıyor, satıyor falan. Arabamızı sürekli değiştiriyor ama böyle Megane, Opel Astra falan filan alıyor. İşte benim tarzım değil. Anneme sürekli diyorum ki, anne diyorum, Mini Cooper alalım lütfen ne olursun. Annem de hani iki kapılı falan olduğu için hiç istemiyordu. Onun tarzına da pek uygun değil zaten. Ama dediğim gibi ben yani sürekli üstü açık ve Mini Cooper benim ağzımdan düşmeyen bir şeydi. Ve benim ilk arabam tabii ki de Mini Cooper oldu. Evet, ama üstü açık değildi. Siyah bir Mini Cooper'ım vardı. Ama olsun, yine de çok tatlıydı. Hayallerimin arabasıydı. Mini Cooper'a binmek benim için çok büyük bir şeydi. Ve bence evren bana onu verdi. Ve gerçekten her şey tesadüflerden oluşuyor. Şöyle açıklayayım. Ben ilk arabamı aldığımda Kıbrıs'taydım. Ve Türkiye'de olsaydım muhtemelen ben o arabayı alamayacaktım. Yani Mini Cooper'ı bırak, normal bir araba dahi alamayacaktım. Çünkü Kıbrıs'ta araba fiyatlarının ne kadar uygun olduğunu bilirsiniz. Ya aslında her şey dediğim gibi birbiriyle bağlantılı. Benim Kıbrıs'a gitmem bile, o arabayı almam bile birbiriyle bağlantılı. Çünkü ben Türkiye'de olmuş olsaydım, Türkiye'de bir üniversiteye gitseydim ben o arabayı alamayacaktım. Dediğim gibi ilk arabam Mini Cooper'dı ama benim hayallerimde hep bir kabrio, üstü açık bir araba hayalim vardı. Daha sonrasında pandemi döneminde herkes böyle evlere kapanmışken ben de aynı şekilde tek başıma, 3. ayımda falanım yalnız. Sokağa çıkma yasağı var, Kıbrıs'ta kimsem yok, tek başımayım evin içinde. Bir fırsat çıka geldi. Bir kırmızı kabrio Mini Cooper gördüm. Benimkinden bir tık daha fazla ama bunu karşılayabilecek durumum vardı. Ama şu beni çok korkutuyordu. Bu arabaların çok fazla masrafı oluyordu. Ve açıkçası bu riski alıp alamayacağımı çok düşündüm. Yani Allah'ım diyorum, lütfen hayırlısıysa olsun. Hani beni uğraştıracaksa lütfen olmasın diyorum. Ama nasıl içim gidiyor? Nasıl içim gidiyor size anlatamam. Deneme sürüşüne gittim. Bindim, üstünü açtım. Aux'u bağladım, şarkı açtım. Allah'ım eriyorum, bitiyorum o arabayı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yine anneme söyledim. Anne dedim, böyle böyle bir durum var. Ama korkuyorum dedim. Hani bu bana masraf çıkarır mı? Altından kalkabilir miyim? Annem de bana dedi ki, bu kadar çok düşünme. Düşünürsen olmaz. Hayat böyledir. İşte bazen riskleri almak gerekir tarzında bir konuşma yaptı, çok kısa. Dedim ki tamam, ben bu gazı da aldım. Ben bu arabayı alıyorum dedim. Ve 2 gün içinde ben o arabayı aldım. Ve ben şöyle bir insanım. Yaşadığım duyguları kaydetmeyi çok severim. YouTube'da aslında buna vesile ama daha çok ben küçüklüğümden beridir günlük yazıyorum. 5-6 tane günlüğüm var böyle. İlkokuldan şu ana kadar yazdığım günlüklerim var. Ve Mini Cooper aldığımdaki duygularımı da yazmışım. 8 Nisan bir gün öncesinde. Selam günlük. Yarın kıpkırmızı kabrio Mini Cooper S'e bakmaya gideceğim. Hayırlısı ise benim olacak. Gönlümden geçen benim olması hayırlısı. 3 nokta hani. Hala aslında kafamda çok şeyim yani. Kafamda soru işaretleri var. Ama çok istiyorum. Resmini çizmişim. Ok çıkartıp kırmızı mini ama tam çizemedim falan yazmışım. Ve 2 gün sonra da tekrar bir günlük yazmışım. Burada da gönlümden geçen o kırmızı kabrioyu aldığımdan bahsetmişim. O kadar güzel ve o kadar keyifli ki anlatamam. Harman kardon var. Sesi
efsane çıkıyor. Bu yüzden akşam 7'den sonra üstünü açmak o kadar güzel ve keyifli ki diye yazmışım. Gerçekten ben yaşadığım duyguları kaydetmeyi severim. Çünkü geriye dönüp baktığımda onları tekrardan yaşamak benim çok hoşuma giden bir şey. Evet, arabadan konuyu kapatalım isterseniz. Yavaş yavaş diğer şeylere geçelim diyorum. Üniversiteden bahsedelim birazcık. Üniversite benim gerçekten hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Ve gerçekten evrene verdiğimiz mesajlara şu konuda çok inanıyorum. Ne kadar verirsen o mesajı, ne kadar o enerjiyi verirsen sana dönüşü yine o kadar oluyor. Ben aslında yurt dışında üniversite okumayı çok istiyordum. Ama inancım yoktu. Çünkü tam olarak öyle bir durumumuz yoktu. İşte İngilizce bilmiyorum. 18 yaşındayım, daha hiç annemden ayrı kalmamışım falan. Çok inancım yoktu ama çok istiyordum. Gerçekten gönlümden çok geçiyordu ama dediğim gibi inanmıyordum. Ben üniversite tercihlerimin hepsini İstanbul, Alanya falan filan yaptım. Ama ilk 3'te mi ne İstanbul falan var. Gerçi kaç tane tercih sırası vardı onu da bilmiyorum ama. İstanbul'u yaptım. Bir gün önce bu tercihler kapanmadan bir gün önce annem geldi ve dedi ki Kıbrıs'ta dedi şöyle bir üniversite varmış falan filan dedi. Dedim iyi madem yazalım dedim. İlk başa yazdım %50 olarak. İlk tercihe yazdım. İlk tercihe yazınca %50 burs veriyorlardı. Ama yani bilmiyorum, İnandım mı inanmadım mı bilmiyorum. Sanki İstanbul çıkacak gibi hissediyordum ve Kıbrıs çıktı. Kıbrıs çıktıktan sonra şunu fark ettim aslında. Kıbrıs şöyle bir yer arkadaşlar. Ne yurt dışı ne yurt içi. Hani tamam yurt dışı olarak geçiyor. Dış hatlardan biniyorsun gidiyorsun ama aslında ne bileyim yani başka bir şehir gibi ama aslında değil gibi. Çok fazla içinde Rus var, Ukraynalı var, farklı milletler var, İngilizce oranı yüksek. İşte İngiltere'den alınan kültürler var. Arabaların direksiyonları, keza prizler falan. Hani farklı hissediyorsun ama aslında çok da yurt dışı değil. Kıbrıs gidenler bilir. Ben şunu şuna bağlıyorum aslında. Çok inanmadığım için yurt dışına gideceğime. Tam bir yurt dışı olmadı ama çok istediğim için de aslında bir yurt dışı oldu. Böyle düşünüyorum. Yani siz ne dersiniz bilemem. Evet, birazcık da gelelim yurt dışında yaşamaya falan gelelim. Aslında çok hayalimde olan istediğim şeylerden birisi değildi. Yani aslında dediğim gibi imkan vermiyordum. Neyse yine küçüklüğüme gidiyoruz. Bir gün anneannemdeyim. Samanyolu açık ve Ayna programı açık. Ayna programını bilirsiniz. Bir tane adam ülkeleri geziyor ve o gün de Dubai'yi geziyordu. Ve size gerçekten şunu söyleyeyim. Benim aklımda kalan tek ülke, ben o Ayna programını izliyordum ama aklımda kalan tek kesit Dubai kesiti. Şu şekilde adam sahilde yürüyor Dubai'de ve havanın 50 derece olduğundan bahsediyor. Kumlara bile basmanın ne kadar zor olduğundan ve denize girildiğinde suyun sanki bir duş suyu kadar sıcak olduğundan bahsediyordu. Ben denize girmeye bayılan bir çocuğum ama ben çok üşüyen bir çocuğum aynı zamanda. Bu arada ben çok küçükken oluyor yine. Muhtemelen okula bile gitmiyordum henüz. Çok küçüktüm dediğim gibi. Ve denize girmeyi çok seviyorum ama çok üşüyorum. Yani ben ne zaman denize gitsem üşüyorum, çıkıyorum, hani giremiyorum. Aklımdan şey dedim. Ya dedim ne kadar güzel dedim. Sıcacık bir su. Dedim ben keşke orada yaşasam dedim. Bakın bunu gerçekten söyledim. Dubai'de yaşamayı aslında evrene bir şekilde gönderdim. Ama yanlış bir manifest yapmışım. Çünkü sadece denizinin suyuna bakarak ne bileyim yani böyle bir şey de istemezsin yani küçücük bir çocukken ben bunu istemiştim. Gerçekten benim için o kadar güzel göründü ki böyle sıcacık bir deniz. Benim için hayal gibiydi çünkü. Ben bu arada kendimde kansızlık olduğunu düşünüyordum. Domates yiyordum böyle. Annem şey diyordu işte 2 güne denize gideceğiz diyordu. Ben 2 gün öncesinden domates yiyordum. Hani kanlanayım da denize üşümeyeyim. Denize daha çok durabileyim diye. O Dubai'nin denizi bana gerçekten efsane güzel bir olay gibi gelmişti. Ay çok konuştum, çenem düştü neyse. Ve yıllar geçti, o kız Dubai'ye taşındı. Bu sefer de tabii ki çok kötü oldu. Denize girdiğimde sinir oluyordum artık. Böyle sıcak çünkü terliyorum falan diye. Ama gerçekten ben onu istedim ve o bir şekilde bana geldi. Geç de olsa o bana geldi. Ben onu evrene gönderdim ve evren onun dönüşünü bana yaptı. Bu arada Dubai demişken Dubai'deki evim dubleksti. Yani aslında küçükken düşündüğüm o merdivenli ev, o dubleks evde yaşamış oldum. Yani bu da böyle küçük bir ayrıntı. Ve şimdi şu anki yaşadığım eve gelelim. Bu benim gerçekten tüylerimi diken diken eden bir olay. Biz Kıbrıs'ta yaşarken, üniversite okurken erkek arkadaşımla birlikte İstanbul'a gezmeye geldik. Ve İstanbul'da hani çok bilmiyoruz. İstinye Park'a falan gittik ve sonra başka bir AVM'ye gittik. Biz AVM gezmeyi çok severiz ikimiz. Şu anda oturduğum evde o AVM'nin karşısında ve arkası böyle yemyeşil bir orman. Çok büyük bir orman. Böyle şey dedim. Erkek arkadaşıma söyledim bunu. Ne kadar güzel ya dedim. Önünde AVM var. Hem şehrin bu kadar
kadar içindesin. Hem de şehirden çok kopuksun. Arkanda hemen bir orman var. Orman havası alıyorsun falan. Kim bilir nasıl bir şeydir burada yaşamak falan demiştim. O da bana gerçekten çok katıldı. Ve bundan yıllar sonra, bayağı benim bu yurt dışı anılarımdan sonra falan, ben İstanbul'a taşındığımızda biz eve bakıyoruz. Her yer çok pahalı ve biz artık 1+1 evlere falan bakıyoruz. Çünkü yani kiramızı bir şekilde karşılamak zorundayız. Bir gün tesadüfen yine bu sitedeki evlere bakarken bir tane 3+1 ilanı, ama normalde piyasada olan evlerin neredeyse 1,5 katı daha aşağıda. Hani biz şey sandık, hani böyle arasınlar diye yazarlar ya, biz onlardan sandık gerçekten. Dolandırıcı falan olduğunu düşündük, hatta aradık. Ev sahibinin adı yabancı bir isim, söylemeyeyim ismini. Atıyorum Mark diyelim. Ev sahibimizin adı Mark olsun. Emlakçının ismi de Burcu ama erkek. Ben şey dedim, yani tam bir dolandırılma hikayesi. Hani emlakçı bizi dolandırsa polise gidince şey diyeceğiz, hani adamın adı Burcu ama erkek, ev sahibimiz de yabancı, adı Mark falan, böyle tam bir dolandırılma hikayesi gibi duruyor. Çok emin olamadık, hani isimler garip, ev 3+1 çok iyi olmasına rağmen çok düşük fiyatta falan. İlk önce bir anlam veremedik ama daha sonrasında gittik, oturduk, konuştuk falan. Ev sahibimiz de Yahudi bu arada. Ev sahibimiz evi düzgün insanlara vermek istediğini, öyle çok bir maddi kaygısının olmadığını, bu yüzden düzgün insanların oturmasını istediğini, bir yabancıya vermek istemediğini söyledi evini. Bizi de beğenmiş. Yeni evliyiz, çiftiz falan böyle. Genciz falan. Evi bize vermek istediğini söyledi o fiyattan. Ve biz gerçekten hala inanamadık. O evin içine girene kadar, bu eve yerleşene kadar biz bu kiranın gerçek olduğunu inanamadık. Çünkü gerçekten bu sitede olan evlerin 1,5-2 katı daha aşağısına tuttuk biz bu evi. Ve gerçekten ben bunu da aslında buna bağlıyorum. Ben bundan kaç sene önce buraya geldiğimde erkek arkadaşımla bu eve bakıp o kadar beğenip o kadar istedim ki bunlar benim başıma geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, umarım ukala görünmüyorumdur ama ben buna çok inanıyorum. Bence ben birazcık evrenin sırrını çözdüğüme de inanıyorum. Ben gerçekten neyi istersem onu alabileceğimi düşünüyorum. Şu anda da birkaç tane hayalim var açıkçası. Ve olacağını düşünüyorum ya. Hani büyük konuşmuyorum bu arada. Büyük konuşmak ve ukalalık olarak adlandırılmasın lütfen. Böyle anlaşılmasın lütfen. Ay, neden konuşamıyorum? Çenem çok düştü. Neyse. Bunlardan birisi. Mesela şöyle bir olay oldu. Geçen gün oturuyoruz burada eşimle birlikte. Televizyonda da şey açık, böyle hani o takım elbiseyle emlakçılar böyle ultra lüks evleri gezerler ya, işte Miami'de, New York'ta falan. New York'ta bir tane evi geziyordu adam. İşte penthouse bilmem kaç metrekare, Central Park'a bakıyor falan. Full cam. İnanılmaz. Milyon dolarlar tabii ki. Ben eşime şey dedim. Sence dedim bir gün böyle bir evde yaşar mıyız dedim. O da bana dedi ki saçmalama dedi. Hayır tabii ki, nasıl olsun, sen iyi misin falan. Ve böyle o kadar moralim bozuldu ki. Ben de dedim ki nasıl ya dedim. Nasıl buna inanmazsın dedim. Çünkü ben inanıyorum, neden olmasın? Bu hayata bir kere gelmişiz ve neden o penthouse'larda oturan kişilerden birisi biz olmayalım ki? Yani evet, çok zor bir ihtimal ama neden olmasın? Neden direkt sana bunu sorduğumda hayır diyebiliyorsun ki? Evet de, evet, neden olmasın? Bence olabilir bu. Bilmiyorum, ben buna inanıyorum ya. Ve beni gerçekten çok şaşırttı. Dedim ki hayallerini dedim neden küçük tutuyorsun dedim. O da bana gerçekçi hayaller kurduğunu söyledi. Ben sanırım böyle değilim. Benim hayallerim hep çok yüksektir. Yani gerçekten olmayacak şeyleri hayalini kurarım. Bilmiyorum, seviyorum. Hayal kurmayı seviyorum. Genellikle yatmadan önce hep hayaller kurarım. Hatta New York'a gittiğimde şöyle bir defter aldım. Yeni günlüğüm yapacağım bunu. İçi daha henüz boş. Bunu da bir şekilde manifestlediğimi düşünüyorum. New York'a bakayım sürekli, böyle gözümün önüne gelsin ki ben bunu aklımdan geçireyim. Evrene bu mesajları vereyim olarak düşünüyorum. Ve ben aslında hayatım boyunca bilmeden, böyle bu manifest adı altında bir şeylerin olduğunu bilmeden hayatıma her şeyi manifestlediğimi düşünüyorum. Mesela dediğim gibi bu manifestten falan haberim yok. Ama ben her şeyi yazmışım. İşte şöyle göstereyim ilk önce. Mesela şöyle, yani alınacaklar listesi, böyle kendime almam gereken şeyleri bile yazmışım. Ve aldıklarımın yanına tik atmışım. Ve gerçekten şuna baktığımda şunu görüyorum. İstediğim şeyleri hep böyle betimlemişim. Mesela bir ayakkabı istiyorum, bordo yazmışım. O ayakkabının rengine kadar. Mesela bir tişört istiyorum, X-large yazmışım. O tişörtün bedenine kadar. Şu anda derler ya, hani bir şeyi istediğinizde, yazmak istediğinizde hani her şeyini betimleyin, sonuna kadar yazın. İşte rengini belirtin, şusunu busunu belirtin. Ben bunu çok küçükken yapmışım gerçekten. Ve burada 2016-2017'de ölmeden önce yapılacaklar listem var. Baya böyle bir 10 maddelik falan. İşte ilk sırada da çocuğunu Amerika'da doğur demişim. Ne alaka? O zamanlar çocuk doğurmak falan, hani hiç öyle bir şeyim yoktu. Ama ben böyle bir şey yazmışım. Ve neden olmasın? Evet, şu anda da çok mantıklı geliyor. Bir çocuğum olacak olsa onu muhtemelen Amerika'da doğurmak ve Amerikan vatandaşı yapmak isterdim diye düşünüyorum. Ay, çok konuştum ya.
Dediğim gibi buna çok inanıyorum. Hayatıma iyi olan şeyleri çekmeye çalışıyorum. Huzuru çekmeye çalışıyorum. Ve bunu gerçekten geriye dönüp baktığımda bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Umarım size çok şımarık olarak görünmemişimdir. Ukala olarak görünmemişimdir. Her şeyi açık açık size söyledim. Hayatımda bu metodu bundan sonra da kullanmaya devam ediyorum. Dediğim gibi gece yatmadan önce özellikle çok hayal kurarım böyle. Gerçekleşmesini istediğim, ileride olmak istediğim konumu. Bu arada gerçekleşmesini istediğim çok şey var. Şu anda da hayallerini kuruyorum ve olacağına inanıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olun.